Evet değerli takipçilerimiz, değerli üyelerimiz tekrardan bu pazar gününü herkese merhabalar diyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Dilerim mutlusunuzdur ki mutluluk çok zor bu devirde. Dilerim huzurlusunuz diyeceğim. Hiç kimse de huzur kalmamış. Diğerim ekonominiz, işleriniz iyidir diyeceğim esnaf kısmına. Onların da işinin iyi olmadığını ve başınlarında birçok ticari boyutlarının geçtiğini rahatlıkla görebiliyoruz ki biz de esnaf olarak bunu yaşıyoruz. Yani hem ticaret boyutlu büyük bir sıkıntı var, hem ekonomi boyutlu büyük bir sıkıntı var. İnsanlarımızın neyi yapacağını, ne edeceğini şaşırmış bir vaziyette. Demeyle başlayarak konumuza e, gündemimizi ve gündemi yorumlayalım. Evet değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Türkiye'de her gün saat saat başı neredeyse zam gelmeye başladı. Bu zamlar sonucu birçok ekonomik krizler yaşıyor vatandaşlarımız. Esnaf olarak hepimiz perişanız, biz gazeteciler de perişanız. Özellikle de yerel medya gazeteciliği yapan yazılım veya görsel veya işte internet haberciliği yapan arkadaşlar olarak hepimiz ekonomi bir krizin içerisindeyiz. Peki bu ekonomi krizin nedenleri nedir? Gerçekten dış güçlerle mi bağımız kesildi? Veya dışarıdan gerçekten e, baskılar mı kuruluyor? Veya işte gerçekten hükümetin şu anda dediği gibi beka sorunu mu var? E, gibi gündemleri, e, vaatleri e, dinliyoruz. Bir yanına bakıyorsun işte ekonomi bakanı çıkıyor. Gözlerimdeki ışıldığı görüyoruz. E, Görüyor musunuz? Sunucu arkadaşımıza soruyor. İşte onun e, tiyatrocu arkadaşların güzel bir anlatım var. Gözlerime bakar mısın diyor. Bakıyoruz gözlerinizden. Hep zam 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 zam. Başka da hiçbir şey yok. Gerçekten Türkiye'nin durumu ekonomi olarak çok kötü durumdayız. Zaten olan da e, var. Olmayan da da hiç yok. İşte e, AKP hükümetinin 2002'den 2021'in 2022 yılına kadar yani 20 yıllık süreçteki geldiği son noktada satılacak ne yer kaldı, ne fabrika kaldı, ne üre, üretim kaldı, ne çiftçi kaldı. E, betonlaşan bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıya kaldık. İşte bundan dolayı da işte ekonomik krizimizi yaşıyoruz. Peki bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra insanlarımızın ee, yeni neslin zaten gelecekten umudu yok. Okuyan çocuklarımızın gelecekten umudu yok. Ee, bizlerin e, uzun vadeli kar marjlı işler yapmaya, projelere dönük umudumuz yok. Çünkü bugün e, yani en basitinden bahsedelim. Bir A4 paketi, 500'lü paketi, 80 gram açı, 85 lira olmuş kırtasiyeden. Evet, bundan dolayı hiç şansımız, umudumuz yok. Umudumuz yok derken çok ilginç aslında konulara değinmek istiyorum. Yani siz de belki bizi ters karşılıyorsunuz. İşte bu gazeteciler niye yayınlamıyor, niye haber yapmıyorsunuz, niye AKP'nin açıklarını yayınlamıyorsunuz veya AKP'nin yolsuzluklarını yayınlamıyorsunuz. Yani biz e, bazı şeyleri yayınlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama yayınlamamamızın esas nedeni e, geçmişten bugüne olduğu gibi. Yani biz mesela e, işte AKP diyordu yani bize bazı soru soruyor arkadaşlar. Diyor ki işte bunlar sizin arkadaşlarınızız. Siz de milli görüşçüsünüz. Veya e, bunlar da milli görüş genelinden gelme. Gerçekten arkadaşlar milli görüş genelinden gelmek çok önemli değil. Olunca eee bazı karakterlere sahip olmak önemlidir. Tabii ki milli görüşçü olmak önemli. Ama milli görüşte dik duruş denen bir e, yapı vardır. İşte Rahmetli Erbakan Hocam ders anlatırken dedi ya bunlar arka kapıdan kaçanlar veya top oynayanlar dedi. Gibi şeyler yani. Bunlar aslında milli görüşçü değiller. Zaten dediler gömleği de çıkarttık. AK Parti mesela İslami bir parti değildir. Kendi ağızlarıyla işte o dönemin bakanlarının açıklamaları faiz dünya gerçeğidir dediler. Biz faiz haram dedik. Ee, tabi konu o değil. Konu esnafın ve vatandaşımızın yani bizlerin durumu ne olacak ve nereye gelecek? Biz e, gazeteciler zaten biliyorsunuz sıkıntılarımız var. Yazamıyoruz dedik. işte mesela benim. E, Mersin ilinde iki tane gazetem var, bir matbaamız var, iki tane de bölgesel gazetemiz var. Üç buçuk yıldır bazı yazılar yayınladık. E, bunu da bazı bizi denetleyen müfettişlerin kendi açıklamalar, yani kalemlerinize dikkat edin, haberlerinize dikkat edin gibi iyi, iyi niyetli konuşmalarından dolayı. Ben mesela esnafım bana bir milyon ceza yazıldı ve hala şu anda defterlerim 2019-2020-2021 inceleniyor. Ama kuruluşumuz 2016. Ee, Bunlar yapıyorlar yani e, yerel medyanın üzerine işte maliyeyi gönderiyorlar, SESAK'a müfettişlerini gönderiyorlar, TEDAŞ'ı gönderiyorlar. Ee, bir kurum e, olarak yani kurumsallaşmış gazeteler ve TV'ler mesela bir bankadan kredi aldınsa e, o kredinin avukatları yüzde bin yani yüzde milyon onların e, ekibinden yani AKP'li olan avukatlara o davalar geçer. O dosyalar onlarda bir telefonla her türlü baskıyı ve sistemi kuruyorlar. Çünkü geçmişte bana da ya. Gaziantep'in mesela bu zamanın parasıyla e, 24-25 bin lira bir civarında biraz da ödeme yapmıştık aslında. Ama günümüzün hesabıyla 260 bin lira ceza yazdılar. Bireysel olarak yani. E, ben oğlumun üzerine açtım e, 8. gün ve sonu Demokrat Vatan Matbaası'nı. Vatan Matbaası'nda da işte en son dönemlerde... 1 milyona yakın ceza yazıldı. İşte bunlar neden oluyor arkadaşlar? Bunlar kendilere karşı dik duran insanları yıpratma, e, yıldırma politikalarıyla acaba korkar mı, ezelim, bitirelim, piyasadan silelim, bıraksınlar kasteciliği işte e, gibi baskılar kuruluyor bize. yani. Biz bunu e, ne kadar söylesek de ee, yaşamak lazım. Dediğimiz gibi yani geçmişte 2002 yıllarında biz e, halkımıza bazı şeyleri söyledik. Dedi ki arkadaşlar bunlar bir Batı Batının kuruluşu bir partidir. Bunlara inanmayın. Bunlara güvenmeyin. Ee, işte bunlar bazı dönemlerde işlediler. Eee Tayyip Erdoğan eee başbakan olacak. Rahmetli Erbakan cennet mekan cumhurbaşkanı olacak. E, oyunlarıyla, yananlarıyla daha doğrusu insanları kandırdılar. İşte e, ilk dönem öyle geçti. ikinci dönemi daha değişik yalanlarla, e, gündemi e, algı operasyonlarıyla, işte Türkiye'nin, Türkiye, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 80-90 tane büyük kuruluşu ve kurumsallaşmış devletin mallarını satarak, işte kendi yandaşlarına e, yolları, otobanları, hızlı trenleri, hastaneleri peşkeş beş keş çekerek ayakta tuttular ve ekonomiyi ayakta tuttular. Bunlar peki başarılı olabilirler miydi? Başarılı olmayacağını biz dediğim gibi önceden söylüyorduk. Yani bunlara bir leblebici dükkanını teslim edin. Bunlar leblebici dükkanını bile e, iflas ettirirler, işletemezler. Çünkü işletme kabiliyetleri yok. Bazı arkadaşlarımız o milli görüşçü eski AKP'de de hala duran arkadaşlarım. işte ya işte Büyükşehir İstanbul Büyükşehir'de neler yaptık neler yaptık. Evet doğru yaptık ama Tayyip Erdoğan yani şu anki Cumhurbaşkanımız yapmadı. O dönemde mesela Erbakan hocamızın ve milli görüşün e, profesörleri işte doçentleri e, çevrecileri altyapı pro projelerinin hepsini milli görüş yani Erbakan hocanın talimatlarıyla veya belediye ekip kurduğu ekip teşkilatı ekibi tarafından yapıldı yani Erdoğan sadece orada bir ee, imza yetkisi vardı yani başka bir yetkisi yoktu ona inanıyorum yani yoktu bence de yani çünkü biz biliyoruz yani kimin ne olduğunu ne olmadığını çünkü ben o dönemlerde milli gazete ve akit gazetesinin temsilcisiydim tabi bunları anlatırken arkadaşlar e, üzülerek söylüyorum. Ee, gelecekte ışık yok, İşte yine zam geldi, bildiğiniz gibi akaryakıt, benzine, dolar aldı yine başına gidiyor. Ha seviniyor muyuz? Asla, üzülüyoruz. Gerçekten biz isterdik yani başarılı olsunlar. Gerçekten bu insanlarımıza e, hizmet etsinler. Hizmet eden insan Ahmet veya Mehmet olması bizim için önemli değil. Yani önemli olan ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, eee ayakta kalması ve baki olması ki bakidir, ayakta da kalacaktır inşallah. Biz e, 80 yıldır bu yana e, ne iktidarlar görüldü, ne insanlar geldi geçti. Eee ama sonuçta eee Allah'ın izniyle biz yine ayakta kalacağız. Eee tabii ki bugünler gelip geçecek. Ekeceğiz, biçeceğiz. E, çalışacağız. Gerekirse gece gündüz çalışıp eee ülkemizin ekonomisini veya e, kendimizi düzeltmeye çalışacağız. Ama e, dediğim gibi bu sistemle yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, yerindedir ama görev görevlendirdiğimiz insanların yüzünden e, e, bu ülke hale geldi. Yani biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Buradaki gaye ve amaç anlatmak istediğim bu. E, bu saatten sonra e, dediğim gibi. İşte karşımıza yeni yeni partiler çıkıyor, yeni yeni ittifaklar kuruluyor. İşte bu ittifakların biri Cumhur İttifakı, işte biri Millet İttifakı. Diğer tarafta e, Profesör Doktor Metin Erbakan'ın rahmetin Cennet Mekan hocamızın e, evladı Sayın Fatih Erbakan var. Yeniden refah partisi. O da e, son dönemlerde son bir yıldır e, ne kadar işte yine e, TV'lerde TV'lerde gösterilmese. E, anketlerde adı anılmazsa, televizyonlarda adı anılmazsa, kamuoyunda adı anılmazsa bile e, e, çuva, e, Kılavuz e, çuvala sığmıyor artık. Yani onlar da artık inkar etmeye başladılar. E, tabii ki onun da çalışmalarını takdir ediyoruz. İnşallah e, yeniden Refah Partisi de güzel yerlere gelir. Aslında yani insanlarımız biraz yani e, Uyanabilse yani direnebilse ki Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak e, kişilerin milli görüş kadroları olduğunu anlayacaklar. Yani aslında geçmişte işte emekliye memuru, işte Efendimiz Hüsnü'nün çiftçisi, e, taşımacılığı, turizmi, e, dış politikada etkinliği vardı. İşte mesela bugünlerde mesela kuduran bir Yunanistan var kendini bilmez ki Erbakan hocamızın cennet mekanının kadroları iktidar olduğu dönemde mesela İsrail bir mermi sıkamadı, ee, işte mesela PKK dediğimiz lanetlenmiş terör örgütü 13 askerimizi teslim etmek zorunda kaldı. Ee, yani her şey sistem iyiydi yani çünkü niye batıya bağlı değildi batıda özgürlüğü özgürdük yani ee, özgür olunca ve dik durduğun zaman gerçekten insanlar seni dikkate alıyor. Ama mesela bugün bizim Cumhurbaşkanımız e, bir one minute çıkışıyla yani bir dakika anlamındaki bir kelimesiyle işte elinde olan imkanlarıyla o boyalı ekranlar işte yazılı gazeteler pop poplayarak yani neredeyse sultan ilan ettiler. İşte Avrupa'ya girdik Avrupa'ya e, kabul edecek davul zurnalarla Ankara'da kutlama şölenleri. Ki hepsi hiçaya çıktı sonuçta. Ondan dolayı bu vatandaşlarımızdan tek e, yapmamız gereken arkadaşlar e, bu saatten sonra e, bazı şeylerden vazgeçmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu vazgeçmek istediğim şeyler, yani bir oy. Bir oyunuz var. E, Kafanızda gitse perde arkasında kime verirseniz o oyu çok iyi kullanmanız lazım. Yani bu çok oyu Kullanmanız lazım ki Türkiye'deki veya çocuklarınızın geleceğini belirlenmeniz lazım. Ki aynı sıkıntıları e, yaşamamamız için, yaşamamak için hepimiz bunu yapacak İşte ben yapacağım, eşim yapacak, çocuklarım yapacak, sizin eşleriniz, çocuklarınız yapacak. Bütün aileler sandık başına gideceğiz, oylarımızı kullanacağız ama oylarımızı e, sağlam ve emin insanlara. Yok işte bu benim akrabam, yok bu benim amcamın oğlu, yok bu benim dayımın oğlu. İşte şu partiler. Partiler hiçbir zaman önemli değil. Önemli olan partilerin tüzüğü ve başında bulunan liderin zihniyeti çok önemli. Yani o zihniyet gerçekten çok önemli. Haksa hakka hizmet eder. Batılsa batıla hizmet eder. Yani konu liderin beyni yani. Beyni ve zihni ve fitriyatı bakış açısı önemli. Yani mesela işte bugünlerde kurulan işte Babacan, işte Ahmet Davutoğlu, işte Meral Hanım, Meral Akşener yeniden parti kurdu. İşte eski Cumhurbaşkanı e, adayı Muharrem İnce işte. Mesela Muharrem İnce biliyorsunuz seçimden bir ay sonra konuşabildi. Meral Akşener seçimden iki ay sonra kamuoyuna çıkabildiler. Yani bunlar la e, e, işler çok zor diyorum yani. Beceremeyeceklerini çok iyi biliyorum yani yani biraz o altı masada güvenim e, var yani orada da işte temel Karamanoğlu var Saadet Partisinden e işte Gelecek Partisinin Ahmet Davutoğlu beyefendi var koca var yani bir umudumuz var keşke biz isterdik yani işte mesela e, Fatih Erbakan'ın da e, üçüncü ittifak dediği işte Gelecek Partisi Saadet Partisi yeniden Refah Partisi işte yeni kurulan partilerin hepsinin Refah Partisi, yeniden Refah Partisi'nin altında seçime gitmesiydi aslında. Ama gönül istiyor ama bazı şeyler de olmuyor. İşte dediğim gibi değerli dostlarım buradaki insanların e, oy kullanırken zihin değil yani liderlerin dikkat alıp ve liderlerin fitriyatının ne olduğunu liderleri iyi de, de, dinlemek lazım. Ama dinlemek derken samimi dinlemek lazım. Mesela bugün ben ben kendi e, bakış açımı sorarsanız samimi ve gerçekçi bir lider görüyordum. O da e, Fatih Erbakan'dır. Fatih Erbakan'ın kadrolarıdır. Çünkü 3 ile yakındır kurulduk. 3 yıl olmadı tamamen. E, 81 ilde 920 veya 940 ilçede teşkilatlandı. Ve Türkiye Cumhuriyeti görevlendirdiğimiz saraydakilerine de beş tane kitap yayınladı. Yani dedi ki isterseniz bakın biz sizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, ülkemizin kurtuluş reçeteleri bunlar. Isterseniz size sunalım. Siz de bu bilgilerden, bu fikirlerden faydalanın. Ama zihniyet de olmadığı için değerli arkadaşlar ne faydalandılar ne de kabul ettiler. Ama iki de bir de Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa e, şen Topu e, Fatih Erbakan'dan e, defalarca e, yanına gönderdiklerini ve e, cumhur ittifakına katılmasını teklif ettiklerini biliyoruz yani. Tabii ki Fatih Erbakan babasının oldudur. Kesinlikle öyle bir hataya girmez. Girse dahi e, şartları vardır, kırmızı çizgileri vardır. Rahmetli Cennet Mekan Erbakan hocamızın. Ondan dolayı e, gerçekten de yani buna inanmak lazım. Değerli kardeşlerim, ben Fatih Erbakan'ı e, çok dinliyorum, takip ediyorum. Bir yayıncı olarak da izliyorum. Birçok haberini de yayınlıyorum. E, kendisi kendi mahfetlerine ihtiyacı yok zaten. E, makam mevkiye ihtiyacı yok. Mesela bugün makam mevkiye ihtiyacı olsa ki Cumhurbaşkanı yani Cumhurbaşkan yardımcılığına getirdi onu Tayyip Erdoğan. Yani arkadaşlarını da getirtir. Yani gereken devlet kadrolarından, milletvekili kadrolarından koyabilir. Ama gerçekten Fatih Erbakan'a ben inanıyorum. Babasının yolunda, milli görüş davasının tek sahibi. Ama bunun içinde Saadet Partisi'nde de gerçekten milli görüş ve milli görüş aşıkları ve delileri var. Onlar da inşallah yakında ortak bir yolu bulup bir araya geleceklerine inanıyorum. E, bundan dolayı değerli dostlarım e, e, bu ııı e, bulanımdan çıkmamız için e, kurtuluşumuz için e, çok çalışmamız lazım, iyi düşünmemiz lazım. Bu zor günlerde değerli dostlarım dayanışma içerisinde olmalıyız. Arkadaş, eş, dost, akraba birbirimize yardım edelim. Birbirimizi kucaklayalım. E, bazı e, zenginler gibi sokakları değiştirmeyelim. Şu beni görür acaba şu kadar bir şey ister mi? Çünkü dünya malı dünyada kalacaktır. Kimseye yal olmayacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. E, dileklerimle e, AKP'nin e, oyunları çok, kumpasları çok. Çok dikkatli olmalıyız. Bazı esnaflarımız çok dikkatli olmalı. Gerçekten. Ee, insanlar konuşamıyor insanlar susuyor konuşan kafasına copi yiyor cunta devri gibi sanki adeta yaşanılıyor ee, hepimize e, aslında burada bütün görevler e, en çoğu sayın savcı ve hakimlerimize düşüyor ve emniyet teşkilatındaki kardeşlerimize düşüyor çünkü onlar e, dediğim gibi biz vatandaşlar olarak verdiğimiz Vergilerle, çiftçiler olarak kazandığımız kazançlarla, devlete yaptığımız vergi ödemeleriyle onların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer memuru olarak görevlendirdiğimiz kişilerdir yani. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur aslında yani. Onu da burada ima etmek istiyorum. Yani bir vali, bir kaymakam, bir vatandaştan üstün olamaz. Bir köylüden üstün olamaz. Ee, üstünlüğü tek okumuştur, oraya gelmiştir. Onun da maaşını o köylü veriyordur yani. Ee, bunu anlatmak istiyorum buradaki konu. Eee dediğim gibi inşallah onlarda eee eee laflarına kulak asmadan gerçekten e, bir Anadolu, bir Osmanlı torunu eee gibi İslam'ın hakkın ve hakim olacağına, zulmün ebedi olmayacağına inanarak eee bazı vatandaşlarımıza e, baskılar e, yapmalarını ve vatandaşlarımıza yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü ama zalimmiş, örgütmiş, işte uyuşturucu satanmış, yok kokain satanmış, yok hap satanmış. Onlara acımasınlar. Çünkü onları acırlarsa bu sefer bizden vebal, ahirette bize hesap verecekler. Çünkü biz bazı şeyleri vatandaşlar olarak göremiyoruz. Ondan dolayı da onun da vebali var. Onlara hiç acımasınlar gözlerini, dizlerini, damarlarını kırsınlar yani. Hiç acımam ben o insanlara. Ondan dolayı değerli dostlarım, ekonomi e, sabredeceğiz. Gerçekten birbirimizle dayanışma içerisinde olacağız. Yardım etmek zorundayız. Birbirimize destek olmak zorundayız. Özellikle bu ev sahipleri, kiraları en insaf bu kadar yükseltmeyin iş yeri sahipleri, el insaf. Bu kadar yükseltmeyin. Çok para insana cenneti getirmez. Çok mal e, vebali vardır. E, azabı vardır. iyi kullanmadım müddetçe. E, ödemeyene idare etmek lazım. Çünkü gerçekten insanlar hayat pahalılığı tam zirvede olan bir yer. Ondan dolayı dediğim gibi insanlar birbirine yardımcı ve kardeşçe yaşamak için yapılan saldırıları dikkate almamız lazım. Ee, son dönemlerde bazı oyunlar tekrardan sanaryolar çizilmeye başladı. İnşallah bu oyunlara, bu sanaryolara gelmeden e, Haziran'da işte 2023'te yapılacak seçimlere e, sakin ve Türk milletine, aziz milletimize yakışır şekilde. E, Devam etmesini istiyoruz. İnşallah o günleri de görürüz, seçime de katılır, gereken e, partiye e, inandığımız insanlara oylarımızı veririz. Ülkemiz e, huzura ve refaha kavuşur. E, mevcut hükümetle huzur refahın olmayacağını bir kez daha insanlarımız anladı. Özellikle buradan cami e, imamlarına sesleniyorum. Cami imamları çok yanlış yapıyorlar. E, cami cemaatini çok yanlış bilgilendiriyorlar. Diyanetin verdiği fetvayı yayınlayın. Ama insanlara e, doğruları söyleyin. Çünkü vebalı çok büyüktür. Size çok büyük görevler düşüyor. Eski kimliğinize dönün. Eski benliğinize dönün. E, sizden ricam, sizi seviyoruz. Siz kardeşlerimizsiniz. İnşallah ki siz de her şeyin farkına vardınız. Yeter artık. BAKP kuyruğundan vazgeçin. APKP ee, bir batı kuruluşudur. Bunu rahmetli Erbakan Hoca söyledi. İsrail'in kurulduğunu söylemişti. Bunu Abdurrahman Dili Park'ta birçok yazılarında açıkladı. En son dediler, İngilizler bizi kurdu, batı bizi kurdu. Her şey itiraf edildi. Erbakan Hoca diyordu ki AKP'ye oy vermek, İsrail'e oy vermek, AKP'ye oy vermek, cehenneme oy vermek, bilet almak gibi e, YouTube'da, e, Google'da bütün gazetelerini dinleyebilirsiniz. İşte buradaki hocalar arkadaşlarıma da, cami hoca arkadaşlarıma da diyorum ki özünüze dönün. Sizi seviyoruz. Geriye dönün. Çünkü biz geriye Bugünlerde bizi kabul edemeyenler, işte Abdülhamit'i kabul edemeyenler var, Osmanlı'yı kabul edemeyenler var. Ee, biz dağılırsak e, bunlar meydana çıkar. Bizim tekrardan geriye dönüp kenetlenmemizin e, kenetlemek zorunda olduğumuza inanıyorum. Çünkü biz kenetlenirsek, biz geriye dönersek, bugün Abdülhamit'i beğenmeyenler, Osmanlı'yı beğenmeyenler deliye döner. Bu vesileyle de cami görevleri imam kardeşlerime gerçek görevlerine gerçek benliklerine dönmelerini rica ediyorum. Onlara saygımız büyüktür. Onlar da kendilerini yazık yani bazılarının oyunlarına gelerek heba etmelerini istemiyorum. AKP'den bir şey olmaz. AKP artık, artık dağılmak üzere Anap gibi işte mesela Anavatan Partisi'nin bugün tabelası yok yani tabelası hiç e, ama bundan 25 yıl 30 yıl önceye gittiğinde Anap'ın davulları zomzomlara havada uçuşuyordu. E, diğer yandan e, tekrardan e, değerli dostlar dediğim gibi e, dayanışma içerisinde olmalıyız. Dayanışma içerisinde olmalıyız. Birbirimize yardım etmeliyiz, birbirimizi e, ülkemizi ve kendimizi dik tutmak için e, kardeşlik bağlarımızı daha sık geliştirmeliyiz. Allah için birbirimizi sevmeliyiz. Allah için birbirimize yardım etmeliyiz. E, dilek ve temennilerimle YouTube kanalıma e, abone olursanız e, son sözüm çok sevinirim. E, bizim YouTube kanalında şu anda 124 tane abonemiz var gayemiz e, diyalog içerisinde olmak, kardeşçe yaşamak, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı hepsi bizim kardeşimizdir. Suriyelisi de bizim kardeşimizdir. Afgan'ı da bizim kardeşimizdir. Kelimeye şehadet getiren herkes bizim kardeşimizdir. Ama tabii ki e, ülkemize gelen kardeşlerimizde dikkatli denetlememiz lazım. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Şüphelendiğiniz bazı olaylar, bazı hareketler gördüğü zaman en kısa zamanda emniyet bildirimlerimize bildirmenizi ee, gelecekte huzurumuzu bozmamaları için onların da bizim gibi vatansever, bayraksever, Kur'an-ı Kerim'i sever, Allah yolunda birer gerçek mücahitler olarak yaşamayı öğretmemiz lazım. Zaten onlar da mücahit olan vardır. Allah'a ve Resulüne inanın kardeşlerimiz vardır. Ama işte bazıları işlerinde art niyet olanlar da vardır. Bunlara dikkat edecek inşallah buradan. <gülüyor> <gülüyor> Bu temelli ve dileklerimle hepiniz Allah'a emanet olun. Kalan kanalımız biz. Habere abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz inşallah. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi AKP'den bir şey olmaz. AKP saltanatı bitmiştir. Onlar yoldan çıkmışlardır ne kadar Kur'an okusalar da, ayet okusalar da, işte namaz kılsalar e, sonucu yoktur. Çünkü e, biliyorsanız e, şeytan cennetin meleğiydi. E, Allah'ın en sevdiği meleklerden biriydi ama inkar etti, yoldan çıktı ve Cenab-ı Allah onu cennetten attı arkadaşlar. Son sözüm bu Allah'a emanet olun. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Ama şunu da söyleyeyim zulüm ebedi olmaz olamaz da yani. Ama şunu da tekrardan söyleyeyim Zulüm ebedi olmaz. Ezilenler, mücahitler ayağa kalkmadıkça zalimler de diz çökmez. İnşallah zalimlerin de sonu gelmiştir. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcımız olsun.